أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفرانك ربنا وإليك المصير Değerli arkadaşlar. Bugün 31 Mayıs 2020 günlerden pazar Konya'dan bir canlı yayında daha beraberiz. Bize katılan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Konya'dan hepinize ayrı ayrı selamlar ediyorum. Bizi şu anda canlı dinleyenlere ve daha sonra bizi videolarımızı dinleyen arkadaşlarımıza ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz korona dolayısıyla şu anda e, sokağa çıkma yasağı Konya'da devam ediyor. E, gerçi Türkiye'nin 13 vilayeti tahmin ediyorum sokağa çıkma yasağı var fakat bu da herhalde son günleri olacak inşallah efendim dua edelim biliyorsunuz dua müminin silahıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam bize bunu öğretmiştir. Arkadaşlar bunu yeri geldiği zaman kullanmak üzere bilelim. Elimizin altında kuvvetli bir silahımız var. Bu silahımız da duamızdır. Neden dua çok bizim silahımız oluyor? Arkadaşlar ayet-i kerimeden sure ismini bilemeyeceğim ama hatta son bir sure. Surenin son ayetidir bu. O ayette diyor ki eğer duanız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ne kadar önemli bir ayet düşünebiliyor musunuz? Biz insanız. Cenab-ı Hak bu koca kainatı yaratmış. Akıl alır mı kainata? Bu dünya dönüyor bakın dönüyor. Koca dünya saniye çarpına dönüyor. Kim çeviriyor? Allah. Kimin için çeviriyor? Bizim için. İnsan için. Evet diğer mahlukatta istifade ediyor ama asıl istifade eden biziz. Çünkü diğer mahlukat da bize hizmet ediyor. Hizmet tarzına dikkat ettiğiniz zaman güneş bize yanar, dünya bizim için döner, ağaçlar bizim için meyve üretir, aralar bizim için bal yapar, bitkiler bizim için sebze meyve meydana getirir. Yani Cenabı Hak bize o kadar önem vermiş ki arkadaşlar bütün kainatı bize hizmet ettiriyor ve bize de diyor ki eğer sizin bana duanız olmasa ben size niye değer vereyim? Demek ki bizim kıymetimiz nereden geliyormuş? Duadan geliyor. Yani biz küçük büyük demeyeceğiz Cenabı Hak ile dua ile irtibat halinde olacağız. Hem bizim için önemli bir çünkü. E, silahımız dedim ya, mesela birisi sana zulmediyor. Gücün yetmiyor. Ne yapabilirsin? Ama senin sahibinin herkese gücü yetiyor. Her şeye gücü yetiyor. Niye korkacaksın? İşte bir mümin kamil bir imanı elde ettiği zaman kainata meydan okuyabilir. E okuyabilir tabii. Niye? Dayandığı kuvvet, dayandığı kuvvet sonsuz. Bu adam tek başına olsa bile korkar mı? Korkar mı arkadaşlar? Korkmaya korksun. İşte Allah bize Böyle imanı elde etmeyi nasip etsin. Bak böyle bir imanı elde ettiğiniz zaman sizi korkutacak bir şey artık yoktur. Sıkıştığınız zaman duanız var. Ve dua ettiğiniz zaman aynı zamanda Allah işitir. Ayettir. Allah işitir. Bir ismi de işitmektir. Yani sen Ya Rabbi dediğin zaman o seni hemen duyuyor. Bu yüzden bu hem değerimiz dua ile oluyor ve Cenab-ı Hak kendisinden isteyeni seviyor. Bu da hadis-i şerif. Onu da söyleyelim. Cenab-ı Hak kendisinden isteyeni seviyor, istemeyene ise, ise gazap ediyor, kızıyor yani. Ne demek bu? Yani mesela şimdi artık evlerde bunaldık. Çıkmak istiyoruz, gezmek istiyoruz. Ama dışarıda tehlike var. Çıkabilir misin? Çıkamazsın. O tehlikeyi kim giderebilir? Ancak Allah giderebilir. Bizim aldığımız tedbirler sadece tedbirdir. Tedbir alıp almak bizim görevimizdir. Ama Allah dilemeden bu bela gitmez. Peki ne yapacağız o zaman? Dua edeceğiz. Ya Rabbi bizi bu beladan kurtar diyeceğiz. Dua edeceğiz ve isteyeceğiz. Şimdi böyle bir bela gelmiş ve hala sen el açıp Ya Rabbi bizi bundan kurtar demezsen Allah razı olur mu bundan? Olmaz. Madem sıkıştın isteyeceksin. İsteyeceksin. Hatta e, dua etmek için vesileler aramak lazım. En küçük bir şey. Mesela diyelim ki 5 işte, lira param kayboldu. Dua et bir vesile yap yani. Atabilirim. Konumuz dua ede değil ama yani bu şekilde de bir giriş yapmış olalım. İnşallah dua ederim. Artık bu bela inşallah üzerimizden kalkar. Bizler de toplum olarak akıllanmış olarak inşallah ...efendim... E yeni bir hayata başlarız diyelim. Evet arkadaşlar sizden bir rica ediyorum efendim şu bir paylaş düğmesine basarsanız bir belki birkaç kişiye daha fazla ulaşma imkanımız olabilir. Efendim gerçi daha çok dinleyince insanlar bizi bize bir mükafat veren olmuyor ama bu hakikatların bilinmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İnşallah faydalı olur. Arkadaşlar bugünkü konumuz aslında ölçüye vurmak. Yani yapılan hareketleri, fikirleri, sözleri, her şeyi ve herkesi ölçüye vurmak. Ama kimi kimi ölçüye vuracağız? Önce biz ölçüye vurmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ee, biliyorsunuz peygamberimiz de o zaman şöyle dedi. Arkadaşlar ben size hadis okumanızı çok tavsiye ediyorum. Muhammed kardeşim beni aradın gerçi de şu anda canlı yayındayız. İnşallah beni oradan takip edebilirsin. Şimdi arkadaşlar peygamberimiz ben hadis okumanızı çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ya düşünebiliyor musunuz? O hadisleri toplamak için hadis alimleri ömürlerini verdiler. Biliyor musunuz? bir hadisi bir hadisi elde etmek için kitaplarına kaydedebilmek için bazen günlerce yol gittiler. E ve onlar ömürlerini vererek ömür boyu çalışarak hadis kitaplarını hazırladılar. Bakın. Ramuz el Ehadis kitabı. Evet. Şimdi bu devde tenkici çok biliyorsun. Bu, bu kitabı hadis kitabı olarak bile kabul etmiyorlar. Hiç önemli değil arkadaşlar. Hiç önemli değil. Şimdi burada binlerce hadis-i şerif var. Hadis-i şerif ne demek? Peygamberimiz Aleyhisselam dediğini sen de ondan duyuyormuş gibi dinliyorsun. Şu imkana bak, şu fırsata bak arkadaşlar. Şu fırsata bakın. Onun için ya Peygamberimiz Aleyhisselam ne demiş? insan bir merak etmez mi ya? Şimdi yarın ahirete vardın. Dünyayı kazanmak için biriktir yani okuduğun kitaplar böyle yığınlarca Dünyevi kitaplar okumuşsun, ezberlemişsin. Dünyevi üç kuruş, beş kuruş kazanmak için. Ya ebedi hayatına lazım olacak bilgiler için bir defa hadis kitabı açıp da peygamberimizin ne demiş bakmamışsın. Utanmayacak mısın? Hı? Yarın ahirete vardığınız zaman utanmayacak mısın? Arkadaşlar öyle bir fırsat ki bu dünya hayatı. Arkadaşlar bu dünya hayatı o kadar önemli ki. Bak ne diyorum. Ömürlerini vermiş nice insan Hadisleri toplamış, kitap haline getirmiş? Sana sadece düşen şu kitabı açıp okumak. Eğer sen bunu da yapmıyorsan artık her şeye müstahaksın denebilir. Ha. Dolayısıyla kardeşim, Peygamberimiz Aleyhisselam ne demiş? Ne ile ilgili? Ulema ve umarayla ile ilgili ne demiş? Demiş ki iki zümre vardır. İki zümre vardır. Ulema ve umara. Onlar iyi olursa toplum iyi olur. Onlar kötü olursa toplum bozulur, kötü olur. Mane olarak böyle. Bakın bir toplumda iki zümre vardır. Yani iki grup vardır diyelim biz. Bunlar kimdir? Bunlar iyi olursa toplum iyi olur. Kötü olursa hep toplum kötü olur. Hani bizi kandırıyorlar ya arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Efendim biz toplum olarak kötüyüz de. E onun için başımıza da kötü insanlar geçiyor. Toplum düzelmeden yukarı düzelmez. Ya kardeşim, ya kardeşim bak peygamberimiz mesela ne diyor? Bu toplumda iki zümre vardır. Onlar güzel, düzgün olurlarsa toplum düzgün olur. Onlar bozuk olursa toplum bozulur. Ulema ve umera kardeşim. Alimler ve devlet idare edenler. Eğer onlar düzgün olurlarsa bu toplum düzgün gider. Mesela. <laughs> Mesela. Geçenlerde biliyorsunuz ee, diğer diğer tahmin ediyorum arkadaşlar bir dakika. Diğer bakırda efendim, görev yapan bir polis şehir önemli değil başka şehir de olabilir ben öyle okudum yani efendim görev yapan bir polis Polis kimin namına görev yapar? Devlet namına görev yapar. Bak ben şu anda devlet namına konuşmuyorum. Ama bir polis yolda görev yapıyorsa devlet namına yapar. Arkadaşlar. Devlet namına görev yaparken tabii ki kontrol yapacak. Dur diyor. Çapulcunun bir tanesi durmuyor. Çekiyor silahı. Polisi de öldürüyor. Evet. Öldürüyor. Şimdi ne dedi? İdareciler iyi olursa bütün toplum iyi olur. Şimdi bu çapulcu polisi şehit etti. Devletin ne yapması gerekiyor? Bunu alacak, şehrin ortasında asacak, televizyonlarda da canlı yayın yapacak. Bir daha polise ateş açan olur mu arkadaşlar? Soruyorum size. Soruyorum size. Bir daha olur mu? Polise bir daha görev başında silah çeken olur mu? Polisi öldüren olur mu? Olmaz. Peki devlet bunu yapmıyor. Sen ben ne yapabiliriz? Vatandaş ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Alimler söyleyecekler. Bak bizim şu anda söylememiz bir nevi bu derdi dile getirmek. Ben alim değilim de yani bütün alimlerin böyle bir düşünceyi, fikri ortaya geçse ne olur? Hiç olmasa ikaz etmiş olur. Alimler ikaz etmesi gerekiyor. Yetkililer de, devleti idare edenler de bunları tatbik etmesi gerekiyor. Şimdi alimler ikaz etse, görevlerini yapsalar, devleti idare edenler de tatbik etseler, bir günde süt liman olur mu olmaz mı? Bak devlet şimdi ne yaptı? Evlerde oturacaksınız, çıkmayacaksınız diye. Bak çıkamıyoruz. Demek devlet diye bir şey var. Gücü var. O zaman e şu işte ben yani bir çabucam gücü yetmiyor devletin. Yeter kardeşim yeter. Ama görevini yapmasa ben ne yapayım? Anladık mı arkadaşlar? Efendim hırsız yakalandı. Dosyası da çok kabarıkmış canım. Ne? 100 tane hırsızlığı varmış bunlar önce. E kardeşim yüzde defa hırsızlık yapan adam dışarıda ne arıyor? E yakalandı adliyeye sevk oldu. Sonra ne oldu? Sonrasını söyleyen yok. Sonra serbest. Hırsızlık önlenir mi arkadaşlar? Önlenir mi? Size soruyorum önlenmez. İşte ulema ve umara, alimler söyleyecekler, devlet yapacak. Toplum süt liman olur. Ama onlar görevini yapmazsa biz vatandaş olarak hiçbir şey yapamayız. Ne olur? Biz ne yaparız peki? Çekeriz. Hani bundan birkaç sene önce şöyle bir hadise olmuştu. Arkadaşlar bir paylaşa daha basalım. Bakın dinleyenler çoğalıyor o zamanlar. Güzel şeyler anlattığımıza inanıyoruz. Daha çok insanlara ulaşsın. Biliyorsunuz birkaç sene önce şöyle bir hadise oldu. Hani kaptan meselesi var ya. Ulema var. yumara toplumun kaptanı. Toplumu nereye götürse toplum oraya gider. İnsanların yapacağı fazla bir şey yok. Şimdi bir Alman uçağı havada giderken pilotun bir tanesi iş icabı diyelim ki kabinden dışarı çıkıyor. O ne olsa havada otomatik gidiyorlar. Gidince içerideki pilot kapıyı kilitliyor. Uçağı kasıtlı olarak götürüyor, dağlara doğru çarpıp çarpıyor. Öteki de giremiyor içeri bir türlü. Kasıtlı olarak uçağı götürdü, kayalara çarptı. Hepimiz, çoğunuz biliyorsunuzdur bu hadiseyi. Şimdi kardeşim, kaptan götürüp uçağı kayalara çarparsa, içerideki yolcular ne yapabilir? Hepsi öldü. Hepsi öldü. E öyle, biz vatandaşız kardeşim. Kaptanlarımız var bizim. Alimler ve idareciler. Bunlar ülkeyi güzel götürürlerse hepimiz rahat ederiz. Kayalara çarparlarsa hepimiz ölürüz. Başka yapacak bir şey yok. Ama bakın şimdi madem ki alimler bu da söylemeleri gerekiyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki iyi alim, iyi alim insanların en iyisidir. İyi alim insanların en iyisidir. Kötüsü de insanların en kötüsüdür. Bak 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 bak. Şimdi ücret büyük, alimlik büyük bir makam. Eğer o makamın gereğini yapıyorsa en büyük makama çıkıyor. Alimler ne demek? Alim veresetül enbiya demek arkadaşlar. Peygamberimizin hadis-i şerifi bu. Alim demek peygamber varisi demek. Peygamber varisi ne demek? Yani bugün bir insanın yükselebileceği en yüksek makamdır. Dünyanın padişahı olsan böyle olmaz. Bu kadar kıymetli olmaz. Peygamber varisi ya. Yani peygamberlik biliyorsunuz peygamberimiz beraber bitti. Yani yeni peygamber gelmeyecek. Peki peygamber vasıesini kimler yapıyor? Alimler yapıyor. Makamı düşünebiliyor musunuz? Ne kadar yüksek bir makamda? El en el em el ulemau kel enbiya beni İsrail diye geçer. Yani ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. O kadar kıymetli. El ulema'u ve enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Bakama bak. Bakama bak. Nasıl? Vazifesini yaparsa. Hakkı söylerse. Din ne diyorsa derse. O zaman o çok yüksek bakam. Peki hocam ne var? Bir söylesinler. Söylesinler. Ee, söylerlerse başlarına iş gelebilir. Değil mi? Hakkı söylemek öyle kolay değil. İmtihan dünyası aslında. Aslında imtihan dünyası ama bunlar imtihan oluyorlar. Yani insan başına bir şeyler bir şeyler de gelecek. Yani alimlerin de, tarihte böyle geçti alimler. En son asrımızda da Bediüzzaman'ı görüyorsunuz bu alimlerin içerisinde. 28 sene hapis. Ceza, sürgün, zehirlemeler, mahkemeler vesaire. Oldu mu? Peki döndü mü davasından? Dönmedi. Niye? Alim öyle olur. Alim din ne derse der, kellesi de gitse razı olur. Buna alim denir arkadaşlar. Yoksa bir adam alimim diye ortaya çıkmış, korkuyor, hakkı söyleyemiyor. Aman ha, öyle alim olmaz. Korktuğu için veya başına bir halise gelmesin diye dinimize ait meseleleri gizliyorsa, söylemiyorsa Uy. Şimdi hemen bu yeri gelince ayeti okuyacağım size arkadaşlar. Hemen siz de açabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Efendim Bakara suresi 174. Direkt buradan okuyalım. Yani alimler, peygamber varisleridir. Hakkı söyleyecekler. Bu yolda ölecekse ölecek. Alim bu. Ama makamı ne kadar yüksek. Ulaşılabilecek en yüksek makam onların. Alim. Ama Korktu. Söylemedi. Gizledi. E o zaman ne oluyor? Bakın yoruz şimdi bakın. Direkt ayet okuyorum arkadaşlar. Bakara suresi 174. Gerçekten. İşte ayeti Arapçasına okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yektümüne me enzirallah. Allah'ın indirdiğini o kimseler ki ketmederler. Ketmetmek tutar söylemez yani gizler ketmetmek diye bizim tarıya Türkçe'de gelmiş bir o kimseler ki yektümüme Enzirallahu minel kitap kitaptan Allah'ın indirdiğini ketmedip saklar, gizler, söylemez. Ya. Ve yesteruna bihi semenen galida. Bunun karşılığında yani gizlemenin karşılığında az bir ücret alır. Örnek vereyim size şimdi. Şimdi size ben size geçenlerde söylemiştim. Şimdi eğer bir kişi hakkı söylerse günümüz alimlerinden dinle diyorsa desin onu bir defa olsun televizyona çıkarmazlar. Veya televizyona çıkan hocalardan olsun. Kim olursa olsun da burada şahıslarla işimiz yok. Bir hoca hakikati söylesin, eğer teskünü bir daha çıkarmazlar. Buradan ne anlaşılıyor? Televizyona çıkan hocalarımız maalesef maalesef eğer devam ediyorlarsa Demek ki hakikati söylemiyorlar. Yani suya sabına dokunmayan şeyler söylüyorlar. Halbuki din ne diyorsa onu diyecekler. Demiyorlar. Demeyince ne oluyor? Evet devam ediyorlar. Bize göre yüksek bir ücret olabilir ama ayetlere göre az bir ücret alıyorlar. Bununla ilgili size de bir şey söyleyeyim. Ben bir arkadaşım vardı. Dindar bir arkadaşım. Belki burada da olabilir Sami Bey. Ya hocam dedi bu adamlar bir konuşma bir, bir saat program yapıyor. O gün için 20 bin lira para alıyor. E ayet diyor ki a bak galile diyor bak az. Az bir ücret alırlar. E ya bu az değil ama ayet az diyor sen ne diyorsun diyor. Kardeşim ayetleri ketmetmenin karşılığında dünyayı alsa azdır. Ayetin karşısında azdır. Dünyalık dünyanın tamamı azdır. Onun için işte bunlar az bir menfaat karşılığında tabii buna e, cami hocaları, alimler bir hepsi dahil. Hakikati söyleyenlere bir şey demiyoruz ha. E şimdi ben gerekeni dinimize ait meselede söyledim mi? Bir örnek daha burada vereyim size isterseniz. Ben Bakın ayetler ben çok okuyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Hem ayetler hem hadisleri çok okuyun. O kadar azaplardan bahsediyor ki ayetler ha. O kadar azaptan belki binlerce ayet. 6666 ayetin de belki binlerce ayet azaptan bahsediyor. Şimdi size soruyorum. Ramazan ayı yeni geçti. Bak bir hafta oldu. Bir Ramazan boyu vaaz yapıldı televizyonlarda. Çeşit çeşit hocalar vaaz yaptılar. Bir tane azaptan bahseden hoca oldu mu? Şunu da yaparsanız şöyle azap var. Hemen hemen hiç duyulmadı. Neden? Neden? Gizliyor işte. Ya binlerce ayet var azaptan bahsediyor. Ha bir eva sen bahsediyor. ya. Peygamber Efendimiz ne diyor? Yani o müjdeleyici ve ikaz edicidir. Peygamber müjde, müjde veriyor. Bak sizi eğer Allah'a güzel kulluk ederseniz, iman ederseniz cennet sizi bekliyor. Ama yapmazsanız o zaman da ateş bekliyor. Nice azaplardan bahsediyor. E, sen ömrün geçiyor bir defa azaplardan bahsetmiyorsun. Nasıl oluyor öyle o? Dengesiz oluyor arkadaşlar. Dengesiz oluyor. Tamam mı? Onun için alimin işi müjde de verecek. İsyan edenlere ikaz edecek, uyaracak, azaplardan da bahsedecek. Eyvah onların hoşuna gitmiyor. Ya sen kimi hoşuna gittiğine bakmayacaksın ki. Sen Allah benden razı olsun diyeceksin. Rıza-i ilahi için amel edeceksin. Kimin beğenip beğenmediği önemli değil. Eğer sen insanların beğenmesi için hareket eder ona riya denir. Bak şimdi ben burada konuşuyorum. Belki birçok insan belki konuşmamdan razı olabilir. Bana göre bak ayeti alıyorum. Size de söylüyor. Bakın burası. Efendim hoş belki hoşuna gitmeyecek adamın. E gitmeyecek diye ben bunun için ketmeyeceğim. Yani söylemeyecek miyim? Hayır. Ben söyleyeceğim. İster beğen, ister beğenme kardeşim. İşte alim böyle diyecek. O zaman diyor ki Hemen ben televizyona da çıkarmazlar. Kimseye ulaşamam. Ulaşma, mecbur musun? Ulaşma. Hakikati söyle. Bak kardeşim, İmam-ı Azam Hazretleri, Ahmet bin Haber Hazretleri gibi e, zatlar, mezhep imamı, ümmet-i kaptanı bunlar. Hapishanede kırbaç altında vefat ettiler. Bediüzzaman Hazretleri 28 sene hapislerde süründü. En son 80 küsur yaşında Urfa'da vefat etmek vefat etmek için gitti oraya. Orada bile rahat bırak. Biliyor musunuz? Dikkat edin 1960 yılında ha, bahsettiğim Mart ayı, Ramazan günü. Üstad Hazretleri ben bizzat canlı dinledim. Bayram abi arabada, arabaya Urfa şeye Isparta'dan sür arabayı ediyor. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz diyor. Sür dedi sürüyoruz. Bizim talebeler öyle. Nihayet Urfa'ya vardık. Tabi Bediüzzaman Hazretleri Isparta'da olmayınca hani ateş aldı derler ya ortalık arıyorlar. Nereye gidiyor? 80 yaşında adam ne yapacak? Ama öyle alimlerin çilesi çok oluyor. O zamanın ilişkisi ise emniyete diyor ki derhal onu şehir dışına çıkarın atın. Emniyet diyor ki efendim uygun arabamız yok. Diyor ki çöp arabasına koyun atın. Tamam. Üstad Hazretleri diyor ki böyle demiş İçişleri Bakan. Diyor ki o kendi kaderini yazmış diyor. Dikkatinizi çekerim bak. Üstad diyor hayatta daha. O diyor kendi kaderini yazmış diyor. Aradan az bir zaman geçiyor. Üstad vefat ediyor tabi. Urfa'da defne oluyor. Daha sonra çok az bir zaman geçiyor. İhtiyar oluyor. O İçişleri Bakanlığı öldürüyorlar. Çöp arabasıyla cenazesini kaldırıyorlar. Arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Tarihte ilk defa Türkiye'de bir defa bir bakan çöp arabası ile cenazesi kalkıyor. O da işte o İçişleri Bakanı. Evet Menderes'in İçişleri Bakanı arkadaşlar. Çöp arabasıyla kaldırılmıştır. Tamam mı? Kardeşim bu yola çıktınsa bu yola çıktınsa kelleyi alacaksın ortaya. Yoksa yoksa bir iş yapamazsın. Korkan alim olamaz. Her şeye razı olacak, yürüyecek. Makamı çok büyük. Peygamber varisidir, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Yüksek bir makamı vardır. İnsanlar yapmazsa bakın ne oldu şimdi? Ne dedi? Onlar ki Allah'ın kitapta indirdiğini ketmedip söylemiyorlar. Bunun karşılığında az bir ücret alıyorlar. Evet. Üleyke onlar var ya bunu yapan o, o alimler. Mâ ye fi butunihim. butûnihim illen nâra. Onlar karınlarına ateşten başka bir şey yemiyorlar, doldurmuyorlar. Eve ve la yukellimuhumullahu yemel kıyama. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Düşünebiliyor musunuz? Hiç onları adam yerine koymayacak. Konuşmayacak Allah onlarla. Ayet okuyorum size. Ve la Onları temizle temize çıkarmayacak. Ve lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap vardır. Bakara suresi arkadaşlar 174 yani evet alimin ücreti çok büyük makamı çok yüksek ama görevini yapmazsa ondan perişan kimse olmaz. Yarın ahirette de onlar çok sıkıntı çekecekler. Şimdi bununla ilgili bir de Peygamberimiz Öztürk ne demiş ona bakalım. Evet ümmetim arasında bid'atler zuhur ettiğinde yani İslam dışı işler çoğaldığı zaman ki tam günümüzdür hemen hemen her şey bid'at arkadaşlar bugün. Hemen hemen her şey bid'at. Evet. Ümmetim arasında bid'atler zuhur ettiğinde ve ashabım hakkında kötü sözler söylendiğinde alim ilmini açığa çıkarsın. Bak peygamberimiz ne diyor? Alimlere söylüyor. Bak ilminizi, bilginizi ortaya koyun. Milleti uyandırın. Millete söyleyin hakikatı. Evet. Eğer böyle yapmazsa, bak şimdi alime, hakikatı söylemiyor. Onun üzerine Allah'ın laneti olsun. Duyduk mu arkadaşlar? Peygamberimiz diyor buna. İlmini söylesin. İnsanları ikaz etsin, uyandırsın. Yapmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Kimin? O alimin. Evet. Başka bir hadis-i şerif daha okuyorum bununla ilgili. Bu ümmetin sonradan gelenleri evvelkilere lanet ettiği zaman, hani şimdi sahabelere çok deli uzatılıyor ya, işte o Sahabelere sen nasıl dil uzatıyorsun? Bu İslam esra nasıl geldi? Nice insanlar hayatlarını verdi de bu din öyle bugüne geldi. Çünkü ben bu hadisler şimdi nasıl okuyacaktım bana nasıl gelecekti bunlar? Millet hayatını verdi de öyle geldi bunlar bana. Onlara bir de dil uzatmak olur mu? Nankörlük olur mu? Evet. Bu ümmetin sonradan gelenleri evvelkilere lanet ettiği zaman kimde ilim varsa onu izhar etsin. İşte bizim şu anda yaptığımız videolardan bir kastımız da bu. Bildiklerimizi bari söyleyelim. Söyleyen hem yakamızı kurtaralım hem vazifemizi yapmış olalım. E ben, alim değilim tamam. Ama bildiğin kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Değil mi? Yoksa büyük alimler söyleyin arkadaş işinizde sizin ya. Bir de bu işte maaş alanlar var ya. Binlerce. Türkiye'de 140 bin civarında din görevlisi var arkadaşlar. 140 bin civarında. Eğer bu alimler görevlerini yapsalar hop deseler yanlış olduğu zaman kimse adım atamaz. Bu kesin. Kimse adım atamaz. Tık çıkmıyor arkadaşlar. Ya bak cezalarını görüyor musun sen şimdi? Bak Allah lanet etsin onlara dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi Başka? Evet. Kimde ilim varsa onu ishar ortaya koysun. Muhakkak ki ilmi gizleyen kimse Allah'ın Muhammed aleyhisselatü vesselam'a indirdiğini gizleyen gibidir. Tamam mı? Başka? Bununla ilgili bir hadis daha okuyacağım size. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Geldi arkadaşlar bu hadis söylendi. 1400 sene önceydi. Şu anda biz o gelecek dediği zamanı yaşıyoruz. Evet şu anda bakın ne diyor bak. Kur'an'ın merasimi Müslümanlığında ismi kalacak. Adı Müslüman. Fiiliyatta İslamet yok. Kur'an var. Evet burada mesela Kur'an'ın resmi kalacak dediği yani resim olarak Kur'an var. Tatbikatı var mı? Kur'an bugün tatbik ediliyor mu? Sadece Türkiye'yi demiyorum ha. Dünyayı söylüyorum, dünyayı. Dünyanın hiçbir yerinde tatbik edilmiyor. Mekke, Medine hariç. Peygamber Efendimiz onu söylemiş zaten. Bu Kur'an, bu iki şehir hariç. Bütün dünyada Deccal'ın hakimiyetin olacağını haber vermiş. Deccal'ın hakimiyeti ne demek? Kur'an'ı yasaklaması demek. Arkadaşlar Deccal'ın işi nefis ve şeytan yoluna toplumu sevk eder. O yolları önünü kesen Kur'an'ı yasaklar. Deccal'ın işi budur. Şu anda dünyanın tamamında Kur'an yasaktır. Mekke Medine hariç. Niye? Çünkü deccal dönemindesin. 100 senedir deccal dönemini yaşıyorsun. Nefsani yollar açılmış, şeytan yolları açılmış. Onu önleme, önlemesi gereken dinimize ait hükümler yasaklanmış. Buna deccal dönemi denir. Ama kaç kişi anlar? Kaç kişi anlar? Anlayan yok. Evet. Ne dedi şimdi? Kur'an'ın merasimi veya resmi Müslümanlığın da ismi kalacak. Müslümanım. Ama hani diyoruz ya Müslümanız. Hani ben biliyorsun Avrupa ülkelerine de çok gidiyorum. İnanın Konya gibi bir şehirde yaşıyorum aynı zamanda biliyorsunuz. Konya'da bir video çekelim cadde ve sokaklarda. Bir de gidelim Fransa Paris'te Lyon'da çekelim. İkisi hangisi Müslüman hangisi Hristiyan, önce bilemezsiniz. Ayıramazsınız. O kadar aynı olmuş ha. O kadar aynı olmuş. Ha kardeşim. Onun için, ama artık anlayalım yani ha. Hala iyiye gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Ya bu akıl insan neye, şey, niye yarar bu akıl? Mesela diyelim ki bir gemi su alıyor. Bir müddet sonra bunun batacağını akıl anlar. Ya gemi batınca mı anlayacaksın? Evet. Peki ne olacakmış? Evet. Onlar Müslüman ismi alırlar. Halbuki kendileri Müslümanlıktan insanların en uzağıdırlar. Bak 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 Müslümanız derler ama İslamiyet'ten insanların en uzağıdırlar. Camileri süslü olur. Uyuyor mu bugün arkadaşlar? Camiler süper. Süslü, kaloriferli, halılar, kilimler, avizeler. Camiler süslü olur. Bak ben demiyorum. Peygamberimiz de 1400 sene önceden söylüyor. Hay, kitap burada. Kitaptan okuyorum. Camileri süslü olur. Hidayet bakımından ise viran olur. Yani içinde hak ve hakikatler, İslam'ın hakikatleri söylenmez. O zamanın alimleri arkadaşlar çok dikkat edin bak o zamanın alimleri gök kubbesi altındaki alimlerin en şerlisi olup fitne onlardan başlar yine onlara döner. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber varisi olan en insanların ulaşıp en yüksek makamın adamları alimler bu sefer ne oluyor? İnsanların en şerlisi durumuna düşüyorlar. Bugün maalesef bunları yaşıyoruz. Peki hocam ne yapalım? Dedim arkadaşlar ulema var, umara bozulduktan sonra vatandaşın yapacağı fazla bir şey yoktur. Fazla bir şey yoktur. O zaman biz kendimize bakarız. Onunla ilgili de hadis-i şerifler var biliyorsunuz. Diyor ki, şu 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 işler olduğu zaman artık sen insanları bırak diyor hadis-i şerifte. Ben şu anda bunu yaptım. Ben şu anda bunu yaptım. Efendim haber dinlemem, televizyon dinlemem, hiçbir şeyle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben Ramazan gelmiş orucum tarım. Ezan okunduğu beş vakit namazımı kılarım. Haramlardan mümkün olarak uzak kalmaya çalışırım. Farzlar yapmaya çalışırım. Benimki bu. Çünkü benim, ben vatandaşım. Benim gücüm yetmez. Ama şuna gücüm yetiyor. Bak buradan bir canlı yayın yaparak hiç olsa 5-10 kişi de olsa bu hakikaten onlara ifade etmeye gücüm yetiyor. Ben bunu yaparım. Ben bunu yaparım. Ama bu kadar. Elimden bu kadar geliyor arkadaşlar. Elimden bu kadar geliyor. Peki bir de şu gerçek var ki arkadaşlar. Şimdi İdareciler, e, alimler ve umeralar öyle veya böyle toplumun başındalar. Özellikle biliyorsunuz cemaatler konusu var. Türkiye'de bu çok yaygın bir meseledir. Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz Risale-i Camiası onunla teş teşkil etmiş. E, Asrın olduğunda da ben tereddüt etmiyorum. Kendisini de şöyle tarif etmiş Bediüzzaman Hazretleri. E, kendisinden sonra gelecek Mehdi Azam'a biz hazırlık yapıyoruz, öncülük yapıyoruz diyor kitabında, e, Risale-i eserinde bunlar mevcuttur. Yani e, Mehdi Azam bir, sonra, bir asır sonra gelecek Mehdi Azam'dan bahseder Risale-i Nur'larda. Biz onun piştarıyız, öncüsüyüz. E, imanı tahkiki dersleriyle ona zemin hazırlıyoruz diye açık söylüyor. Biliyorsun ben geçen bir paylaşım daha yaptım. Ben kimseyi ikna etmekle uğraşmayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Muhatap da almıyorum. Üstad bunu diyor mu arkadaş kitapta? Diyor. Ya öyleydi böyleydi. Onu sen kendine sakla kardeşim. Ben üstadı dinlerim. Üstadı dinlerim. Kitapta da böyle yazıyor. Neymiş? Bediüzzaman Hazretleri tahkiki iman dersleriyle insanların kuvvetli iman elde etmelerini sağlayıp kendisinden sonra gelecek Mehdi Azam'a zemin hazırlıyorum diyor. E ben de kabul ediyorum. Ben de kabul ediyorum. Hepsi bu kadar. Ben üstadı dinliyorum arkadaşlar. Benim söylediklerim eğer Risale'ye uymuyorsa o zaman Risale-i okuyanlar bana itiraz etsinler. Ama dedim dediğim kitapta yazıyor. Yorumla ben bozmuyorum. Yorum yaparak ben risale bozmuyorum. Şimdi mesela ben siyasette uzağım arkadaşlar. Siyasette uzağım. Çünkü ben anladım ki siyasette bir yere var gelmeyeceğini artık gözümle görüyorum. Şimdi Üstad Hazretleri de diyor ki zaten billahi billâhimine şeytani ve siyaseti şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım diyor. Üstad Hazretleri böyle diyor. Ya şeytandan ve siyasete Allah'a sınırım diyor. E sanal aleme bakıyoruz. Risale'yi okuyoruz diyen pek çok kardeşimiz öyle dalmışlar ki siyasete. Yani siyasetçiler o kadar dalmamışlar yani. Ha. Ya o kardeşim sen üstadın sana ne diyor? Siyaseti bırak diyor. Siyasete ilgilenecekler, ilgilensinler. Biz onlara karışmıyoruz. Devletin başına elbette iyi insanlar geçsin. Ben ona bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Nur talebesi demek. İman ve Kur'an hizmetinde olan insan demek. Yani bizim bir işimiz var. Onun için onunla ilgileniyoruz. Onunla ilgilenecek insanlar ayrı. Biz değiliz yani. Ya sen, şimdi bak şöyle diyelim size. Şimdi ben İngilizce öğretmeninden emekliyim arkadaşlar. Devlet beni okula tayin etti. Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi. Niye tayin etti ben oraya? Senin vazifen dedi İngilizce dersi vermek. Diğer işler var okulun başka. Ya onun müdürü var, müdür yardımcısı var, memuru var, ya aşçısı var, her şeysi var. E dolayısıyla ben İngilizce öğretmeni bıraksam da yok yemek pişirmeye gitsem, yok sıralara baksam, yok bilmem neye bak. Uzman devlet bana ne der? Ya sen niye vazifeni yapmıyorsun? Sana ne onlarda? Onları yapacak adam var demez mi? Ya kardeşim şu dünyada şu anda şu anda İman ve Kur'an hizmetine bulunmaktan daha şerefli, daha yüksek bir iş yok. Bundan daha güzel, daha önemli, daha mükafatlı. Böyle bir iş yok. Ya ve Allah bize böyle nurani bir hizmet vermiş. İman ve Kur'an hizmeti misali nuru ile. Bunun şartlarından bir tanesi de siyasetten uzak durmak. Üstad diyor. Ya kardeşim sen Risale okumuyor musun? Okuyorsun. Böyle demiyor mu? Diyor. Ne işin var siyasette? Ne işin var siyasette? Ya orası boş mu kalsın? Ya orası boş kalmaz. Orada adam çok. Sana ihtiyaç yok orada. Ama burada sana ihtiyaç çok. Buradaki vasifeni yapsana. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Anlıyor musunuz? Onun için bu kardeşiniz bazen bana diyorlar ki sen necisin. Kardeşim ben sam, samimi bir Müslümanım. Risale-i Nurlardan istifade ediyorum. Bediüzzaman Hazretleri'ni de dinliyorum. Kitaplar burada açık. Şimdi adam diyor ki ya Üstad işte Feran abiye böyle demiş. E E o zaman e, onun dediği kitaba uymuyor. Kimi dinleyeceğiz? Şimdi Üstad Risale-i böyle demiş. E falan abiye de böyle demiş. O zaman yanıyor. Haşa Üstad 200'lük mü yapmış? Sen bana bunu mu demek istiyorsun? İşte Üstad Hazretleri kardeşim bize şaşırmamamız için bize bir düstur vermiş. Bir ölçü vermiş. Bir ölçü vermiş. Böyle yapın demiş. Ne yapın demiş? Demiş ki ölçüye vurun demiş. Niye? Diyor ki bizi ölçüye vurmaya alıştırıyor. Eski zaman yok arkadaşlar. Eski zaman yok. Eskiden nasıldı? Şimdi mesela otobüs yolculuğu yapmışsınızdır. İnan ben 40 yıldır belki daha fazla otobüs yolculuğu yapan bir insan. 1972'de ilk defa şehirler arası çıktığımı hatırlıyorum. Temel hemen 50 sene. 50 senedir otobüse yolculuk yapıyorum. Biletimi alıyorum. Otobüse biniyorum. Uyuyarak gidiyorum. Tamam. Yaptığım bu benim. Ya neden? Ya bu şoför araba uç, arabaya varsa ben ölürüm. Bu kadar önemli. Buna rağmen ben şoför kim diye baktığımı hiç hatırlamıyorum. Niye bakma hatırlamıyorum? Çünkü güveniyorum. Böyle bir firma, böyle bir otobüsü acemi bir şoföre teslim etmez. Onun için güveniyorum. Uyuyarak gidiyorum. Halbuki hayatım de orada ha. Uçurma varsa öleceğim. Ama niye güven var? İşte eskiden arkadaşlar eskiden tarikatlar, şeyhler ayrı ayrı da olsa istikametliymişler. Bir şeyhe tabi oluyorsun, aynı otobüsteki şoför gibi bakın. Bir şeyhe tabi oluyorsun, onun dediklerini yapıyorsun, inşallah gemiyi kurtarıyorsun. Ne güzel. Ne güzel. Ama devir değişmiş. Devir değişmiş. Deccal dönemine gelmişsin. Fitne dönemine gelmişsin en büyük kandırıcıların olduğu bir döneme gelmişsin. Deccallar demek. Deccal ne demek? Çok aldatıcı demek. Mesela nasıl oluyor aldatıyorlar? Bakın size göstereyim. Şimdi Amerika geliyor. Koca alemi İslam'da ülkeleri yıkıyor. Milyonlarca Müslümanı öldürüyor. Memleketlerinden sürüyor. Diyor ki ben size demokrasi getirdim. Medeniyet getirdim diyor. Allah Allah. Yahu yıktın sen ya, Mahvettin ortalığı ya. Kandırmak bu. Ben size diyorum medeniyet getirdim diyor. Anladınız mı arkadaşlar? İşte bize de öyle yapıyorlar şimdi. Bütün dünya böyle. Yani sen zannetme bir ülkedir ha. Dünya böyle. Kandırma dönemi. Kandırma dönemi. Bizi kandırıyorlar. İşte bu asrın imamı ne diyor bize şimdi? Ha, madem ki kandırma dönemidir arkadaşlar. O eskiden şeyhler hangi şeyin peşine takılsa adam düzgün gidiyordu. Bugün öyle yok asrın imamı diyor ki benim yazdıklarımı ölçüye vur. Bak 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 bak. Diyor ki benim yazdıklarımı ölçüye vur. Şimdi onu buradan okuyacağım arkadaşlar. Buradan okuyayım da daha güzel olur. İnşallah. Evet. Parolayı kullanalım. Evet. Şimdi arkadaşlar üstadın yazdığını direkt okuyacağım beraber yorumlayacağız. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Üstad ne diyor bakın şimdi. Hiç bir, yani ifsat eden, bozguncu hiç kimse ben bozuyorum demez. Daima sureti haktan görünür. Ey Nurcu kardeşlerim, Risale-i Okyanlar buyurun. Yahut batılı hak görür. Bazen de insan iyi niyetlidir de yanlışı doğru zanneder. O da olabilir. Mesela şimdi ben burada konuşuyorum. Birçok şey söylüyorum. Belki yanlışlar da olabilir. Yanlışlar da olabilir. Ben doğru zannederek onu söylüyorum. Yanlış da olabilir. Ama işte ısrar e, işte bazı insanlar da böyle olabilir. Yanlışı e, doğru zanneder. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Gördünüz mü? Üstad bize diyor bakın. Niye? Diyor ölçüye vurup alın. Bu devirde aldatan çok. En güvendiğin adam seni aldatır. Aa işte Feto. Bak üstadı dinlemedi. Dinlemediler. Ölçüye vursalardı FETÖ'nün peşine gitmezlerdi. Ölçüye vurmadılar. İşte onun için diyor Üstad bak. Yani kimse demez ayranım ekşidir. Efendim fakat siz mihenge vurmadan almayın. Bir adam bir şey dedi, bir şey yaptı. Ölçüye vurun. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Yanlış, bozuk ve fikirler piyasada. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsnü zan edip tamamını kabul etmeyin. Bak 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 bak. Üstad Hazretleri ne diyor? benim söylediklerimi de ölçüye vurun diyor. Niye? Belki ben de müsidim. Belki ben de müsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse her söylen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın. Mihenge ölçüye vurun. Eğer altın çıktı ise hani ölçtüğümüz doğru çıktı. Onu alın. Bakır çıktı yok yanlış çıktı. Çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz. Evet, evet. Şimdi bir cümle daha burada. Hakkı tanıyan hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Bak şimdi burada ben hakkı söyleyeceğim. Niye mal yüzükte düşünmeyeceğim arkadaşlar? Hakkı söylememiz gerekiyor. Zira hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Fakat şu hüsnü zannınızı kabul etmem. Bakın arkadaşlar üstad diyor bunu. Siz diyor beni üstad biliyorsunuz. Bana güveniyorsunuz. Hüsnü zannınız var ama ben bunu kabul etmiyorum. Neden? Zira bir müfside, bir dessasa hüsnü zan edebilirsiniz. Yani ben vefat ederim giderim. Size hüsnü zan etmeye alışırsınız. Benden sonra bir başkasına daha hüsnü zan edersiniz, güvenirsiniz. O da müfsittir. Evet dessastır. Ne yapar? sizi yoldan çıkarır. Nitekim işte burada FETÖ'ye de işaret vardır. Hani nihayet sözü dinlenmedi üstadımız. Ya üstadın sözleri dinlenmiyor arkadaşlar ya. Bak ne kadar açık ikazlar yapmış. Dinlemek yok. Aa, delil ve akibete bakınız. Yani kim demiş diye değil dediğini inceleyeceksin. Ölçüye vuracaksın. Doğru çıktıysa kabul edeceksin kardeşim. Hah o zaman ne oluyor? Şimdi üstadın bize verdiği ölçü neymiş arkadaşlar? Üstad vefat etmiş. Kaç sene oldu? 60'ta vefat etti. 40-60 sene olmuş arkadaşlar. 60 sene önce Üstad vefat etmiş. Bize verdiği ölçü bu. Bak diyor benden sonra başkasını da seversin. İnsan onu sever güvenir. Aa, Bu devirde siz ölçüye vuracaksınız diyor. Ölçüye vuracaksınız güvenmeyin diyor. Şimdi yanlış yorumlar var biliyorsunuz. Risale'de çok olan bir hadise bu. Falan abi böyle dedi. Ya Üstad bize ne dedi? Ne dedi? Benden başlayın dedi ölçüye vurmaya. Yani abiler de ölçüye vurun demedim şimdi burada. Ne? Demedim. E sen abiden iyi biliyorsun. Ben iyi biliyorum demiyorum. Üstad bana diyor ki onun da sözlerini ölçüye vur diyor. Diyor arkadaşlar? Hı? Muhammed kardeşim seni görüyorum orada. Diyor mu demiyor mu? Bak Üstad Hazretleri diyor ki önce beni ölçüye vurun diyor. Ölçüye vurmaya alışın diyor. E o zaman e abiyi de vuracaksın. E abin dediği Risale ya Üstad hususi olarak öne söylemiş. Beni bağlamaz kardeşim. Hususi şeyler beni bağlamaz. Risale-i Nur'a burada açık. Risale-i Nur'a burada açık. O zaman ben Risale-i Nur'u esas alırım. Yorumlar da orayı bozmam. Üstad dedi bir asıl sonra gelecek saat. ben ona zemin hazırlıyorum diyecek. Yok sen kıvıracaksın edeceksin üstaddır. Yo öyle yanlış işler yok. Ölçüye vuracağız. İşte ben üstattan bu dersi aldım. Eğer bakın şimdi size söylüyorum. Eğer biz Risale-i okuyoruz diyen o fetocular, bu, bu sadece Üstad Hazretleri'nin bu dediğini yapsalardı sadece bunu yapsalardı böyle tepe taklak gitmezlerdi. Ama ben aldım. Ben aldım. O zamanlar gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. 2004 ile 2010 arasında. Çok yazarım var FETÖ ile ilgili. Niye? Ölçüm var benim elimde. Ya adam sahneye çıkarmış genç kızları oynatıyor, şarkılar söyletiyor. Ulan bunun dinde haram olduğunu sen bilmiyor musun? E yanlış işte. Ben bunları gördüm. Ben bunları gördüm. Ne yaptım? Hmm. Bunlar yanlış gidiyor. İhkaz ettim. İhkazlar yaptım. Adam kutu doğum haftası çıkardı. Kutu doğum haftası. Yok arkadaş. Hesapladık efendim Nisan ayında doğmuş Peygamberimiz. O günü biz kutlayacağız. Yok kardeşim. 1400 senedir İslamiyet'te bakın ölçüyü anlıyor musunuz şimdi? İslamiyet'te Peygamberimizin doğumu Mevlid Kandilidir. Efendim Rebiülevvel ayının 12. gecesidir. Bitti. Bitti. Sen nereden çıkarıyorsun bunu? E yanlış işte. Bak ölçüye vurarsan yanlış. Ölçüye vurma. Ya ben onun bir bildiği var. Yok arkadaş. Bildiği yok arkadaş. Kitap ne diyor? O. İşte böyle yapılsaydı o sahnede kızları oynatırken oynatırken Müslüman diyecekti ki vallahi bu İslam uygun değil. Bu İslam'ın dışında İslam'a zıt deseydiler böyle olmazdı. E ama hocam o kadar ahmaklık da var ki bütün her şey ayan beyan ortaya çıktı. Hala peşinden gidenler var. Eee ne demişler kardeşim kusura bakmayın biraz kaba olacak. Sen eşek olduktan sonra sana binen çok olur. Bu kadar kardeşim. Yani sen hakikaten böyle bir adamsan sana binen çok olur. Aa, peki hocam FETÖ gitti. Bitti mi bu iş? Hayır. Bunu tarikat şeyler içinde yap. Her cemaatin lideri içinde yap. Siyasiler içinde yapın. Siyasiler içinde yapın. Yani adam hareket ediyor. Tabi bu hareket İslam'a uymuyor. Uyuyor. Ölçüye vur kardeşim ya. Ölçüye vur ya. Ölçüye vur. Ölçüye vurunca ne çıkıyor? Bak. Ona göre hareket et. Şimdi ben söylesem dokunur bazılarına. Ama bir iki Ben söyleyeyim. Şimdi adam evlenmiş. Şurada benim bir arkadaşım var. Şurada Konya'da. iki oğlu hapiste ya. Çocukları var ya adamların. Hapiste. Efendim erken evlenmiş gelinler. Ya çocuk doğuran kız. Çocuk doğurmuş. Bu küçük olur mu ya? Buluga ermiş bir insan mesul olur artık. Ergen olmuş. Yani buluga ermiş. Evlenme çağında gibi nihayet adamlar çocukları da olmuş. Ya bunlara çocuk denir mi ya? Bunu hapse atarsın. Binlerce şimdi insan hapse yatıyor. Ölçüye vuracağız şimdi biz. Ölçüye bak size ölçüyü öğretiyorum. Vurduk ölçüye. Peygamber Efendimiz ne diyor? kızlarınızı evlendirmekte acele edin diyor. Ha. Adam kızını evlendirmiş çocuk da doğurmuş. Çocuk değil demek ki bu evlenen kız. Doğrusu bu. Ha biri de çıkmış bunları hapse atıyor. Oldu mu şimdi arkadaşlar? Ne oldu? Ölçüye vurunca ne çıktı? Bu hareket yanlış. Peygamberimiz de kızlarınızı evlendirmekte acele edin diyor. Bulu çağına gelmiş kızlar evlendirilebilir onlara acele edin diyor. Adam da evlendirmiş kız çocuk doğurmuş demek ki yaşı yerinde. Biriler de çıkmış bunu hapse atıyor. Ölçüyü gördünüz mü şimdi? Ne oldu? Doğru muymuş, yanlış mıymış? Bu hareket yanlış. Tamam mı arkadaşlar? Bu hareket yanlış. E mesela Pe Peygamber Efendimiz diyor ki, hadi ayetlerde var bunlar ki Emri bil maruf, nehi anil münker yapın diyor. Ne yani yapın? Yani sen toplumda yanlış bir hareket gördüğün zaman onu engellemeye çalışacaksın. Bak dinimizin gereği bu. Ha, öyle, o kadar da önemli ki bu nehyanın münker. Terk edildiği zaman toplumun başına belalar gelir. O kadar önemli. Şimdi sen sokağa çıktın bir nehyanın münker yapmaya kalk. Mesela açık saçık bir bayana de ki niye böyle ahlaksız sokakta geziyorsun de. Hemen seni hapse atıyorlar. Şimdi ölçüye vurduk. Dinimiz öyle yap diyor. Ben yaparsam hapse atıyorlar. Neymiş bu? Bu hapse atanlar kimmiş? Yanlış yapıyorlar iyi anladık mı arkadaşlar? Ölçüye vurmayı öğrenin. Yoksa tarafkirlik senin do e doğru görmeni engelliyor. Şimdi bir adamı seviyordu dedi. Üstad Hazretleri ne dedi? Sen beni seversin. Yazdıklarımı kabul edersin. Yarın benden sonra birini daha seversin. O da seni yanlış yollara götür. Haberin olmaz. Dedi değil mi şimdi biraz önce? Onun için ölçüye vurun dedi ya. Kardeşim şeyh de olsa, alim de olsa, siyasetçi de olsa ölçüye vurun. Ölçü ne? ölçü, ayet, hadis, efendim, e, fıkıh, yani bizim dört mezhep imamının şey yaptığı, yani edille i şeriye denir arkadaşlar, kıyası fuka. Kardeşim, buraya uğrayacaksın, buraya uyacak. Uymayan hareket yanlıştır. Kim söyledi? Babam söyledi. Kim söylese söylese yanlıştır. Ya siyasi lider söyledi, yanlış. Ya benim şeyhim söyledi, yanlışsa Kur'an'a uymuyor, hadise uymuyor. Yanlış kardeşim ya. Ya lütfen buraya bir gelelim. Yani üstadımızı dinleyelim, şeyhin de olsa. Bu devir böyle bir devir. Onu demek istiyorum. Esen böyle değildi. Yani onlar istikametliydi insanlar. Bu devir çok karışık bir devir. Sahtekar. Pek çok. Yani sen en önde gördüğün adam. Şimdi FETÖ'yü bir düşünebiliyor musunuz ya? Önde dini lider. Anahtar teslimi Türkiye'yi Amerika'ya teslim edecek diye adam ya. Düşünebiliyor musunuz? Böyle böyle hainler çıkıyor artık bu devirde. Öyleyse ne yapacağız biz? Ölçüye vuracağız arkadaşlar. Kimi seviyorsan sev. Vallahi baban dediğini de ölçüye vur. En baştaki siyasetinkini de vur. Başındaki hocayı da vur. Mürşidi de vur. Ya demek istedim anlatabiliyor muyum? Ben tarafsızım. Tarafsızım yani dinime taraftarım. Dinimize uygun olan şeyi kabul ederim. Uymayan şeyi kabul etmem. Efendim benim sevdiğim bir adam onun gibi belki bir bildiği var. Yok arkadaş. Ben kabul etmiyorum. Risale'leri okuyorum. Oradaki cümleleri bugünün nurcuları yorumlaya yorumlaya biliyorsunuz bozuyorlar başka manalar veriyorlar onu da kabul etmiyorum. risale burada kitaplar burada biz Türkçe'de biliyoruz ya okuyoruz bu böyle demektir yorumla bozmayı kabul etmiyorum. Ya Üstad işte abiye böyle demiş. Şimdi geçenlerde e, böyle bir hadise oldu çok oluyor da gerçi Facebook'ta adam diyor ki Üstad böyle demiş Üstad böyle demiş Allah Allah ya ben şöyle bir düşünüyorum Risale-i böyle bir cümle yok. Dedim ki arkadaşlar Risale-i yazıyor bu. Bana söyle bakayım. Aynı böyle dedim. Ay bilmekten gelen bir şey bir abla. Hani bilmeseydim herhalde var diyecektim. Ama Risale-i ben biliyorum böyle bir cümle yok ya. İddialı bir cümle. Dedim ki arkadaş bu Risale-i Nur neresinde yazıyor? Bana hemen kaynak göster dedim ben. Ne dedi biliyor musunuz? E işte Üstad abiye böyle demiş. Estağfirullah. Yahu dedim ki dönüp dönüp ve geliyor bu hatıralara gelip iş dayanıyor ya. Bu hatıralar esas değil esas olan kitap. Bunu da elimize alalım arkadaşlar. Kitap esas yapacağız. Yorumla da bozmayacaksın. Bakın yorum nerede geçerlidir? Arkadaşlar şimdi beş vakit namaz farz. Adam ayeti okuyor, hadisi okuyor, yorumluyor, tevil yapıyor. Evet diyor beş vakit namaz farz. Bu, bu tevil güzel bir tevil. Ya bin dört senedir beş vakit namaz geliyor. Öyle ediyor, böyle ediyor. Yok namaz üç vakittir deyip çıkıyor. Olmaz. Zahir manayı bozan tevil yanlıştır. Şimdi mesela yapıyorlar ya. Kadının örtülmesi ayette sabit arkadaşlar. 1400 senedir Ümmet-i Muhammed'de öyle anlamış ve kadınlar örtünerek gelmiş. Şimdi güya çıkıyorlar ya televizyonlar zaten o sahtekarlar çıkarıyorlar mahsustan. Öyle de böyle de konuşuyor. Kadının başını örtmesi dinimizde yok canım. E oldu mu yani şimdi? Böyle tevil mi olur? Bu tevil yanlış olur. Tevil Zahir manaya kuvvet verecek. Yoksa zahir mananın tersine mana çıkarırsan o tevil yanlış olmuş olur. Anladık mı burayı da arkadaşlar? Anladık mı? Hiç yorum yazmıyorsunuz tahmin ediyorum yoksa bana mı gelmedi ya? He? Hiç yorum yazılmadı gördüğüm kadarıyla. Evet tamam. E, hayırlısı olsun inşallah. Herhalde mesele anlaşılmıştır. Arkadaşlar tarikada da gitseniz. Herhangi bir siyasi cereyana da gitseniz. Veya herhangi bir başka yollara da gitseniz, sen orada gitseniz. Nereye giderseniz gidin, size efendim anlatan, bir yollara sevk eden kişilerin söyledikleri, yaptıkları hareketleri ölçüye vurun. Ölçüye vurarsanız sizi kandıramazlar. Ben diyeceğim bu kadar. Ve Allah'a hamdolsun ben bu dediklerimi biliyorsunuz e, tatbik eden bir insanım. Yani genelde size söylediğim şeydir ben hayatımı tatbik ediyorum. Bu yüzden bugüne kadar beni böyle kandıramadılar. Kandıramadılar ama ne oldu? Ne oldu? Hiçbir cemaat beni kabul etmedi. Hemen hemen her cemaate gittim. Çünkü ben 36 senedir risale okuyorum. Cemaatlerdeyim. Namazımda, abdestimde. Ya hangi cemaate gidersen git benden ne istediler biliyor musunuz? Size de içindesinizdir. Dediler ki, yani, de, yani hal diliyle söylediler bunu. Kardeşim, aklını çıkaracaksın, aklınla buraya gelmeyeceksin yani. Öyle araştırıp sormayacaksın. Bizim dediğimizi kabul edeceksin. Ya kardeşim öyle olur mu ya? Ben sormak zorundayım. Şimdi sen böyle dedin, e, kitap öyle demiyor ben biliyorum. E, kardeşim kitapta böyle yazıyor, sen böyle dedin. Dedin mi, senin o cemaatte yerin yok. Bütün cemaatler de, bütün siyasiler bunu istiyor arkadaşlar. Biz ne dersek, he dersen o zaman olur. Dahasını size söyleyeyim mi? Meclise 600 tane milletvekili seçilecek. Hepiniz şaşırıyorsunuz değil mi? Ya bir kanun çıkacak dedim. Lider dedim. Hepsi el kaldırıyor. Hepsi el kaldırıyor. Ya bir tane de içinde şahsiyetli bir adam çıkıp da ya bu kanun yanlış, memlekete uygun değil, insanımıza uygun değil. Ben buna hayır diyemiyor. Neden diyemiyor? Neden diyemiyor? Bak nice ülkeler var. Gavur ülkeleri. İstanbul Sözleşmesi bizim toplumu bozar diye kabul etmedi meclisleri. Şu anda şu anda hala İlk kabul eden meclis bizim meclis. Milletvekilinin bir tanesi diyor ki, ismi de vardır da Google'dan bulabilirsiniz. Ya diyor o kanun geçerken diyor bizim milletvekillerinin çoğu niye el kaldırdıklarını bilmeden kaldırmıştır diyor. Hani özrün kabahatinden büyük denir ya bu da o işte. Niye el kaldırdığını bilmeden kaldırmışlar. Lafa bak lafa. Estağfirullah. Nasıl idare ediyoruz anlıyor musunuz arkadaşlar? E, e, peki niye böyle oluyor? Gayet basit. Ben defalarca yazdım. Türkiye'de seçim yok. Ya hocam biz oy kullanıyoruz falan. Birbirimizi yiyoruz hatta oy meselesinde. Seçim yok. Seçim, seçim, hani o listeler hazırlanıyor ya, liderler oturuyor kendi partisinden, kimler milletvekili olsun adayları tespit ediyorlar ya, seçim orada bitiyor. Onun dışında bir adam milletvekili olabilir mi? Olamaz. Sen istediğin kadar oy ver. O kimi seçmişse, listeye koymuşsa o adam seçilir. Bizimki ne oluyor? Hangisi kaç tane milletvekili seç çıkarsın, bizimki sadece o kadar oluyor. Yani bizim verdiğimiz oyun önemi orada. Yani şu parti diyelim ki 100 milletvekili çıkarsın, öteki 200 çıkarsın. Yani verilen oya göre sayı değişiyor sadece. Biz şahısları seçmiyoruz. Peki o listeyi onlarla neye göre hazırlıyorlar? Kendi sözünden çıkmayacak, her dediğine evet diyecek kişileri listeye koyuyorlar. Diyelim ki seçildiler. Sen seçildin milletvekili oldun. Şahsiyetli ve karakterli bir adamsın. Diyelim ki böyle bir kanun önüne geldi. Dedin ki ben bunu kabul etmiyorum. Bir daha listeye girebilir misin? Giremez. Biliyorsun sen bunu. Akıllıdır onlar. Giremeyeceğini biliyor. E tabi o, o adam tekrar tekrar seçilmek de istiyor tabi. Ne yapması gerekiyor? Baştaki adam ne dediyse he. Ne dediyse he. Hiç. Hiç uygun mu? Değil mi? Memlekete, dine, İslam'a uyar mı? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Baştaki adam kabul edin dedi, ettiler. Kabul etmeyin, etmeyin. Anladınız mı arkadaşlar? Demek ki Türkiye'de neymiş? Türkiye'de seçim yokmuş. Kaç yıldır söylerim. Ama bizim bizim gibiler televizyona çıkarmayınca yayılmıyor arkadaşlar. Seçim, seçim öncesinde liderler oturup liste hazırlıyorlar ya, seçim orada bitiyor. Kimi seçecek orada. Senin hiçbir fonksiyonu yok. Sadece milletin oyu hangi parti kaç tane milletvekili çıkarsın. Hepsi bu kadar. İyi anlaşıldı mı arkadaşlar bu da? Anlaşıldı. Arkadaşlar valla söyleyeceklerim herhalde şimdilik bu kadar. İnşallah bu da faydalı bir video olmuştur. Biz yarın ölür gideriz inşallah arkamızdan bunlar kalır. Bu biz öldükten sonra da bu videolar dinleyenler olacaklar inşallah internet vasıtasıyla. O zaman bizim de arkamızda bir Fatiha gönderler işte inşallah. Biz de şimdi efendim bütün geçmişlerimize bir Fatiha gönderelim. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Efendim biz de öldükten sonra bize de rahmet eylesin. Günahlarımızı affetsin, yüzümüzü ak etsin. Efendim bu dünyada razı olacağı şekilde hareketler yapmayı, güzel hareketler yapmayı, güzel bir Müslüman olmayı bizlere nasip etsin. Ve gayretli olalım ki yarın, bak yarın öyle insanların yanına varacağız. Hayatlarını vermişler İslamiyet yolunda. Biz de hiç olmazsa bir şeyler yapan da onların yanına vardığımızda yüzümüz ak olsun. Bunun için de biz de biraz gayret edelim. Bugün için iman ve Kur'an hizmette bulunmaktan daha şerefli bir iş yoktur. İnşallah Cenab-ı Hak bizi bu hizmetlerde istihdam etsin. Maddi mali bütün tehlikeler karşısında bizleri muhafaza etsin. Bütün geçmişlerimiz ruhu için El Fatiha.